Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğum Tüylü Mikrofon'dan Ozan arkadaşım ile birlikte yeni YouTube kanalı açmak isteyen insanlar için kanal nasıl açılır, kanalınızı kısa sürede nasıl büyütürsünüz, para kazanmaya nasıl açabilirsiniz o konular hakkında konuşacağız. İlk sorumu yönelteyim. YouTube'da yeni kanal açmak kolay mı veya yeni kanal açmak isteyen insanlara tavsiyelerin nelerdir? Dostum, YouTube'da kanal açmak çok kolay. Aslında herkesin bir kanalı var. Nedir biliyor musun? Telefonların yerini alsınlar ve köşede isimlerinin ve soy isimlerinin yazdığı bir Google hesapları var. YouTube'u da onunla izliyorlar ya. Aslında o tek bir tuşla kanala çevriliyor. Kanala çevir tuşu var orada. Kanala çeviriyorsun. Cep telefonundan onay mesajı gönderiyorsun. Videolarının 15 dakika üzerinde olması için. Ve kapak fotoğrafı koyman için. Bu şekilde YouTube'a başlayabilirsin. Çok basit. Bu hesapları açtıktan sonra hangi alanda içerik üreteceklerinin bir önemi var mı? İstedikleri günlük yaşamlarını çekebilirler mi? Şöyle oluyor hocam. Bir insan gerçekten ben YouTube kanalı açacağım ve bu kanalı da paraya açacağım ve ben bundan para kazanacağım diyorsa kardeşim, bunun planını en az 3 ay önceden yapması lazım. Kafasında oturtması lazım. Benim konum ne olacak? Ben ne üzerine video çekeceğim? Çünkü oradan bir siyaset, bir spor, bir komedi, bir blog böyle olmaz. Tek bir dalda açacak ve o dalda sürekli devam edecek. Blogsa blog, oyunsa oyun. Sen bakma büyük kanallara. Adamlar 500 bin, 600 bin, 1 milyon, 2 milyon abone yaptıktan sonra mesela oyun oynuyor çocuk. Bir anda şahsi hayatına dönüyor. Zaten o adamın 2-3 milyon takipçisi var kardeşim. O adam artık ne yaparsa yapsın izlemeyecek. Ama sen yolun başında olduğun için otomotiv sektörünü mü çekeceksin? Deli gibi izleyici olur. Ya o kanalında fark yaratan içerikler üretmen lazım. Yani diğer kanallardan biraz daha üste çıkman lazım içerik olarak ve kalite olarak. Kesinlikle. Ya biraz bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü günümüzde o kadar çok kişi YouTube kanalı açıyor ki artık herkes sıradanlaşıyor. Yani sen onların biraz daha ilerisine geçebilmen için o sıra dışılığı biraz aşabilmen lazım. Aynı noktaya vuracağım. Otomotiv mi? Otomotiv. Eğlence mi? Eğlence. Müzik mi? Hep müzik. Aynı noktaya vurursan kardeşim, bir saatten sonra artık gerçekten de ilgisini çekersin. Bak, ben hayatımda hiç saat takmadım. Saat takmayı da sevmem. Adam sadece saatleri tanıttığı bir kanal açmış. Her videosu 50 binin üzerinde. Niye biliyor musun? Çünkü saat sevenler var. Hem Türkiye'de var, hem dünyada var. Türkçe konuşarak çekiyorsunuz videolar ama altyazı eklerseniz bütün dünya izler videoları. Sadece Türkiye olarak da düşünmeyin. Altyazı eklersin İngilizce. Grönland'daki adam bile izlersin. Yeter ki onun da ilgisini çekecek bir kanal aç. Peki bu YouTube kanalını işletmek, kontrol etmek sence zor mu? Bence bir kişinin yapacağı bir iş değil. Neden bir kişinin yapacağı iş değil? İnsanlar, bizler bir karar vermeden önce ya yaparım, basit falan filan diyoruz ya. Haftada bir video çekmen lazım ya en az. Şimdi o videoyu çekeceksin. Yani hem kameramanı sen olacaksın, hem konu bulanı sen olacaksın, hem oynayanı sen olacaksın, hem montajcısı sen olacaksın. Bunların hepsini geç, bir de YouTube denilen bir olay var, orayı da bilmen lazım. Bitiş ekranları, işte etiketler, kartlar, oynatma listeleri, bunları nasıl yapacağım, nasıl insanları kendine çekmeyi başarabileceğim, bu taktikleri de geliştirmen lazım ya kafanda. Evet. Bunların hepsini bir kişi yüklenirse şöyle oluyor benim gözlemlediğim. 3 ay sonra diyor ki, ben böyle işi diyor ve yani bırakıyor. Sevelim diyor, bırakıyor. Çünkü zaten düşünsene, hiç tanınmayan bir insan, senin benim gibi normal bir ailenin çocuğu, açıyor, bir ünü yok, hiçbir şey yok. Evet, bir heves ediyor, açıyor. Üç ay sonra hiç bizler ki. Öyle değil mi? Sabretmesi lazım. Bir sene sabredecek. Evet. Hiç durmayacak. Bir sene en aşağı sabredecek. Peki kısa sürede bir başarıya elde etmesi için ne yapması lazım? Şöyle bir durum var. Instagram'da gerçekten de bir 5000'in üzerinde, 10.000'in üzerinde takipçin varsa orada belli bir kitlen vardır. Oradakilere rica edersin. Dersin ki kardeşler, ben bir YouTube kanalı açtım. Gelin abone olun. Ama sende Instagram yok, Twitter yok, hiçbir şey yoksa dımdızlaksan
O zaman da gerçekten de insanların ilgisini çekebilecek bir proje üretmen lazım. Yani ilk videonda bile 100 bini geçebilirsin. Bir videoda parayı açarsın tamam mı? Ama öyle bir şey bulman lazım ki, çok ilgi çekici bir şey bulman lazım. Ya da gerçekten uğraşman lazım. Ne gibi? Ben Fero İzmir'de. Değil mi? Evet. Şu anda Ben Fero şurada otursa kardeşim, sadece otursa, hiç konuşmasa bile, sadece o Ben Fero'yu sen kapağa koy, bizim ikimizin ortasında oturuyor ya. O kapaktan, o kapaktan bile. Sen de o zaman gideceksin, Ben Fero'nun kapısında yatacaksın, kalkacaksın. Tamam mı? 19-20 yaşında, 25 yaşında, neyse. Evet. Diyeceksin ki abi lütfen, ben seninle bir video çekmek istiyorum. Öyle oynayabilirsin. Sahalara gelişin öyle olabilir. Ya da çok değişik bir şaka yaparsan, şaka kanalları özellikle. Çünkü gerçekten tehlikeli şeyler bu şaka kanalları. Yani dayak yiyebilirsin, düşünsene. Evet. Rezil olabilirsin. O zaman daha çok çocuklara yönelik içerikler yaparsak, içeriklerimizi biraz çocuk kitlesine yöneltirsek daha hızlı büyürüz gibi bir... Kesinlikle daha hızlı şey var. Kanallar da gerçekten çok bunlar. Evet. Yemek kanalları çok. Artık çocuk kanalları sakat biliyorsun, bu Koppa esası. Seninle konuşmuşuz zaten evet. Daha önce. Koppa esası olduğu için aman aman 13 yaşındaki çocuklar uzak dursun kanallara. Evet, bir önceki videomuzda ona da değindik arkadaşlar. Koppa yasasında bu yaş kriterleri geliyor. İçerik üreticilerinin dikkat etmesi gereken katı kurallar var. 15-20 yaş arası diyelim. 15-20 ya da 15-25 yaş arası seyirciye oynarsan, çünkü onlar YouTube evet. Biliyor dostum bak. Şöyle bir şey var. Şimdi ben siyasi röportajlar yapıyorum. Evet. %70. %30 da gündemi soruyorum. Hiç siyasetle alakası olmayan şeyleri de soruyorum. Evet. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Beni izleyenler YouTube'u kullanmayı bilmiyor. Çünkü bakıyorum 35 yaş üstü, 40 yaş üstü. Onlar daha çok Facebook'ta takılıyor. Bak aynı görüntüyü kardeşim, bir video çektim ben mesela. Aynı görüntüyü YouTube'a atıyorum. Bir de Facebook'a kaydediyorum aynı şekilde. 12-13 dakikalık bir röportajı. Geçen bir baktım YouTube'da 22 bin izlenmiş. Facebook'ta 200 bini geçmiş. 200 bini geçmiş izlenmesi. Çünkü yaşlı amcaların, teyzelerin elinde sürekli Facebook var. Aşağıdan gelen nesil Facebook'a hiç girmiyor. Facebook artık bitti onlar için. Ve YouTube'u biliyorlar. Sevdiği adamı gerçekten de zile basıyor. O zil var ya, evet. Zile de basıyor ve diyor ki ben bu adamın videolarını takip edeceğim, çıkar çıkmaz izleyeceğim. Hatta zile niye basıyor biliyor musun? Adam videoyu veriyor, bizim kanalda da var. İlk yorumu ben yapacağım diyor. Bu ilk yorum. Evet, öyle bir yarış da var. İlk yorum, ilk beğeni. Allah desen kaç kişi beğenir? İşte böyle üste çıksın istiyor. Öyle bir, o da keyif veriyor insana. Yorumcu olarak. Evet yani kendi kendilerini tatmin eden bir evet. Kitle de var maalesef. O zaman yetişkin kitleye hitap edecekseniz Facebook'unuzun kuvvetli olması lazım. Facebook'ta bir kitleniz olması lazım. Eğer gençlere, çocuklara yönelik hitap edecekseniz içerikleriniz o yönde olacaksa Instagram, Skorp, eskiden Skorp vardı, Vine vardı, şimdi TikTok var. O mecralarda biraz daha ünlü olursanız, popülaritenizi arttırırsanız YouTube'a girdiğinizde izlenmeleriniz daha yüksek olabilir. Yani sadece YouTube'a içerik üretip YouTube'dan ilerlerim gibi bir şey yok. Diğer sosyal medyalardan da YouTube'a çok fazla izleyici çekebilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Bunu şöyle düşünmek lazım kardeşim. Bir insan biriyle evlendiği zaman aslında onunla evlenmiyor. Onun annesi de, babası da, abisi de, ablası da hepsiyle arasını iyi tutması lazım. Tamam mı? Bu bir gerçek. Başka çaresi yok. Aynı onun gibi sen YouTube kanalı açacaksan kardeşim mutlaka o YouTube kanalının isminde Facebook'ta da bir grup ya da sayfa aç ve Instagram'da da aç, hatta Twitter'da da aç. Niye biliyor musun? Burada şöyle bir şey var. Google denilen camia, Google denilen olay yani bugün Google'a gidip bir isim yazdığın zaman sadece YouTube'da varsa o isim algoritma yani SEO çalışması az oluyor. Ama sen Facebook'ta da, Twitter'da da, Instagram'da da sürekli o kanalın ismiyle fotoğraf paylaşırsan, etkileşimler yaparsan senin SEO değerin artıyor, yukarıya çıkıyor. Zaten Video IQ denilen bir program var. Bütün YouTuber'ların bunu bilgisayarına kaydetmesi lazım. Evet, hem YouTube'un hem de kullanıcıların tüm istatistiklerini çıkartan çok faydalı bir program.
bu programda gösterirsin burada, koyarsın ekrana o programı. Hı-hı. Kardeşlerimizin hepsi yeni başlayacak olanlar da. Hatta bir iki yıldır YouTuber olup hala bu programı kullanmayanlar var. Bu programı mutlaka kullanması lazım. Bir insanın IQ'sunu ölçersin ya, evet. Oradaki espri de o video IQ. Yani videonun IQ'sunu ölçüyor. Orada zaten o program seni yönlendiriyor. Diyor ki bak kardeşim sen bu videonu Twitter'da paylaşmamışsın. Twitter kısmı sıfır yazıyor. Facebook'ta paylaşmamışsın. Yani paylaş diyor. Bitiş ekranı koy diyor. Kart koy diyor. Kenara abone ol koy diyor. Kenara abone ol koymak var ya. Mesela bizde şu anda var abone olun. Evet, kanalıma abone olabilirsiniz. Kenarda var ya. Sağ köşede. Normalde zaten o ekranın 2-3 parmak altında abone ol tuşu var değil mi? Evet. Oraya koymaya ne gerek var ekrana? Var işte kardeşim. Çünkü YouTube'un da raconu bu. YouTube'un da adeti bu. Oraya koymazsan sen, bak gör, hiç koyma oraya, abone çok az diyor. Ama onu koyduğunda insanlar alışmış çünkü ben, hepimiz YouTube izleyicileri, hemen köşeden abone oluyorsun. Biraz sayfayı indirip de aşağıdaki abone olmadan kimse abone olmaz. Çok az kişi abone olur. Büyük kanalların yaptığı taktikleri takip etsinler. Ya bu şaka çekilmiş. Çekmeyin. Kardeş o şaka 1000 defa da çekilse 1001.yi sen çek. Senin 1000.000'ini severler, bir gülüşünü severler, senin tarzını severler. Değil mi? Evet. Düşünsene kardeş. Her yer kebapçı değil mi? Ve her gün yeni kebapçı açılıyor. Niye? Onun damakta da ayrı, onun damakta da ayrı. Kendilerini kısıtlamasınlar. O şaka çekildi, o konu çekildi. Yok, onun aynısını yaptılar. Kardeşim yap. Ya herkesin tarzı sen farklı de. Zaten. Senin ayrı bir özelliğini severler. O içerikte yaptığın ayrı bir huyunun davranışını sevebilirler. İnsanlar seni o yüzden izler. Kesinlikle. Zaten YouTube'da yapılmamış bir içerik kalmadı şu anda. Yok. Aynen öyle. Eğer yapılmamış bir içerik bulursan zaten sen kardeşim, sen zaten bir anda fırlarsın. Mesela bir şaka. Düşünsene, hiç yapılmamış bir şaka. Ya şu şaka var ya meşhur, herkes izlemiştir onu. İki tane asansör, yürüyen merdiven. Pardon, evet. Asansör, yürüyen merdivenden giderken böyle eline sürtüyor. Mesela o şaka ilk benim bildiğim Güney Amerika ülkesinde yapıldı. Sonra onu Türkiye'ye ilk The Post vardı galiba ya da The Boss, evet. İkisinden biri getirdi. Getirir getirmez kardeş, video milyonu geçti. Çünkü ilk o getirdi. Yani burada ne söylemek istiyorum biliyor musun? YouTube ayarlarınızda aşağıda Türkiye var. Onu değiştirin. Almanya yapın, Kolombiya yapın, İsviçre yapın. Ne yaparsanız yapın. Gidin oradaki trendlere de bakın. Orada trendlere girmiş bir şey Türkiye'de yapılmamıştı. Olabilir. Büyük kanallar bunları yapıyor zaten. Şaka kanalları bunları yapıyor zaten. O konsepti buraya getiriyorsun. Sen bir konsept üretirsen, yaratırsan senden alası yok zaten. Bir anda kanalın çıkar. Bir anda kanalın çıkar. Bu YouTube'u kardeşim, bu YouTube para için yapılmaz. Para için yapılacak bir iş değil bu. Çünkü sen sıfırdan başlıyorsun, bir yıl para kazanmayacaksın %90. Kanalın paraya açılması için 4000 saat ve 1000 abone lazım. Bu ilk başlayan biri için kolay değil. Sen YouTube'u açarken şöyle düşüneceksin. Ben bunu seviyor muyum, sevmiyor muyum, gerçekten yapmak istiyor muyum, ben bir hatıra biriktirmek istiyorum diyeceksin. Ya benim başlama amacım da öyleydi zaten. Ben gezdiğim yerleri paylaşarak kendi hatıralarımı biriktiriyordum. Ondan sonra başka insanlar da izlemeye, o hatıralara eşlik etmeye, katılmaya başladı benimle birlikte. Ondan sonra yavaş yavaş büyüyor halen, büyüme aşamasında. Kesinlikle. Paraya açıldıktan sonra kanal, o da ayrı bir mutluluk. Bir aya yakın bekliyorsun ona. Yani bütün 4000 saat izleniyorsun, 1000 aboneyi dolduruyorsun. O arada zaten sürekli izlenmeye devam ediyorsun ya, ama bir incelemeye alıyor YouTube seni. O inceleme genelde 1 ay sürüyor, 20 gün sürüyor. O inceleme esnasında izlediklerinden de gene para kazanamıyorsun. O açılıyor, açılır açılmaz ilk reklamların koyulmasıyla reklam yerleştirme var. Yani bir video 10 dakikanın altındaysa o videoya reklam koyamazsın. Evet, bir reklam çıkıyor. Başta çıkıyor genelde. Evet. Bir de sona koyarsa koyar YouTube en sona. Bir videonun sonunu zaten izleyicilerin %70'i izlemez. Ya çoğu izlemiyor. Bir videoyu, 10 dakikalık bir videonun izlenme ortalaması %25'in üzerindeyse sen kralsın. Bak ortalaması. Sen kralsın, çok güzel. Hele %35'ler falansa çok iyi. Yani ilk 3-5 dakika kesin izlenmiştir o zaman. Aynen öyle.
Zaten 10 dakikanın üzerinde 2-3 tane reklam koyuyorsun. Oradan da ufak ufak gelirler elde edersin. Şu an için Türkiye'deki gelirler çok az. Çünkü niye?